Evet, buyurun başlayabiliriz. Evet, bu divan bizim İbrahim Pek Efendi'nin bu divanını bir şekilde tevhid zikrinde arada bazen bazen değişik olsun diye okuduğumuz bir divan yani. Yani şöyle kalk abdestin tazele tesbihi çekmem deme çekemezsen bahane la ilahe illallah böyle hani şey böyle şey yapar esmaların sırrına erem dersen nuruna deme sırrını birine la ilahe illallah böyle efendim bir böyle bir arada zikirde böyle kullanılan bir efendim divan. Dolayısıyla Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin ve la gıbeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim emma abad. Evet efendim burada efendim bu divanda önce bizleri efendim gece ibadetine özendiriyor yani. Malum olduğu üzere bazı arkadaşlar efendim soruyor. Efendim ben gece ibadete kalkamıyorum. Ne yapayım diye bana hani şeyler yapıyorlar. Evet. Efendim biz de onlara ne diyoruz? Efendim Kevser suresi İnna ateynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaneke huvel ebter. Bunu yatarken muvazeteyn ayetel kürsilerden sonra bunu da gece ibadetine kalkmak, sabah namazında kılmak niyetiyle bunu üç kere bir derviş kardeşimiz okursa Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak onu gece ibadetine kaldırır diyorlar. Hadislerde böyle geliyor yani. Dolayısıyla ilk önce bu Kevser suresini tavsiye ediyoruz. Yatmadan önce okumak üzere. Ondan sonra da bir adam yatakta uyuyorsa hani geceliğin şeytan aleyhine ona üç tane düğüm atarmış yani. Ondan sonra efendim bu düğüm efendim kişi bu düğümün bir tanesi böyle efendim yataktan kalkıp doğrulduğunda düğümün birisi çözülürmüş. Efendim ikinci efendim düğüm efendim bir şehadet getirdiğinde efendim şehadet getirerek yataktan kalktığında birinci düğüm çözülürmüş. İkinci düğüm abdest almak üzere efendim işte suyun başına gelip de Euzü Besmele çekip abdestini aldığında ikinci düğüm çözülürmüş. Üçüncü düğüm de efendim seccadeye gidip Allahu Ekber dediği zaman üçüncü düğüm çözülürmüş. Ve o kişi efendim bir şekilde şeytanın onu kitlemesinden, ibadetten men etmesinden beri olurmuş. Dolayısıyla burada bir şekilde gece ibadetine efendim kalkmak ve sabah namazını kılmak efendim kişinin böyle bir azmi derdi olacak içinde ki Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretlerine sormuşlar efendim ben sabah namazına hani kalkmak istiyorum vaktinde kalkamıyorum falan demiş oğlum, oğlum evladım sabah namazına geceliğin kalkılır demiş yani, tam ezan okundu uyuşup kalkıp namaz kılma değil de geceliğin kalkılır abdestler alınır, tesbihatler çekilir. O vakit değerlendirilir seher vakti. Ondan sonra sabah namazı kılınır demiş yani. Dervişin de öyle yapması lazım. Burada da İbrahim Pek Efendim ilk dörtlükte kalk abdestini tazele, tesbihi çekmem deme. Çekemezsen bana ne? Yani veya bahane, bahane yani ne bahanen ne manası da olabilir. Var git Resul'e söyle. Yani bana yani sen benim elimi tutmakla efendim bir şekilde tarikata intisap etmekle efendim beni şahit tutarak
Allah Resulüne söz verdin. Bana hani evet. Hani abdestin gece kalkmazsan, tesbihin efendim abdestini tazelemezsen, tesbihini çekmezsen, ondan sonra yani ben sana ne yapayım yani, bana ne yani, veya bahanen ne? Ondan sonra var git Resul'e söyle derdin, yani senin muhatap olduğun efendim makam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz o varis-i enbiya olarak onun adına vazife yaparız. Sen biz seni icbar etmedik, zorlamadık ki tarikat al diye. Evet. Efendim sen kendi izdirarınla, kendi isteğinle bu yola girdin ve bu sözü verdin. Evet. Eğer bunu yapmıyorsan yani bu mesuliyet benim değil, git yani bir bahanen varsa git oraya söyle yani gibi efendim. İlk dörtlüğü böyle anlarız. Tabii burada kalp abdestin taze, burada abdestin yani abdesti yapmanın, abdest tazelemenin, mesela hadis-i şerifte abdest üstüne abdest, nur üstüne nurdur deniyor. Efendim tazelemenin faziletini söyleyebiliriz. Bu arada biz ne diyoruz? Tarikata girenlerden dört şey istiyoruz diyoruz. Birisine abdestsiz yere basmamak yani. Sultan Abdülhamit Han efendim yatağının başında efendim böyle bir tuğla bulundururmuş. Yani abdestsiz yere basmamak için yatağından doğrulduğunda o tuğlaya önce deyip teyemmüm yaparmış. Abdesthaneye kadar yani abdestsiz yere basmayayım diye teyemmümle evet. Efendim abdesthaneye gider, suyla abdestini alır, ondan sonra işine, ibadetine bakarmış. Yani dolayısıyla efendim birinci dörtlükten bunu anlıyoruz ki abdestsiz olmamak, abdestsiz yere basmamak. Eğer yataktaysak abdesti tazelek, temiz bir abdestle efendim huzura oturmak ve tesbihi çekmek yani dervişin şiarıdır, vazifesidir. Böyle olması gerekir. Yani böyle yapmazsa bunun bahanesi yoktur. Yani bahanen varsa git Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani derdini oraya anlat der. Yani böyle bir şey vardır. Hani davalının ahma derdini mübaşire yanarmış. Mübaşire gider. Hani ya işte şöyle oldu böyle oldu. Yani şu an mübaşire ne yapsın? Yani mürşitler mübaşirdir. Hakim kimdir? Hekim, hakim, hazık Allah Resulü'dür. Yani de yani sen mesul olduğun yer orasıdır. Biz vazifemizi yaparız. Sizi yani bak buraya geldik yani bir rabıta eksikliği olmasın, bir kesinti olmasın. İşte ihvanların kalbi acaba düşmesin diye biz vazifemizi yapıyoruz yani. Evet. Ha bundan sonrası senin vazifen ne? O gece kalkmak, efendim o huzura oturmak, o dersi çekmek. Çekemezsen bana ne veya bahanen ne? Var git Resul'e söyle, git yani derdini oraya anlat yani. Evet. Ben. Esmaların sırrına erem dersen nuruna, deme sırrın birine, var git Resul'e söyle. Yani tarik-i şaki de malum, her bir makamın emmare, levvame, mülhime, mutmain, radiye, merdiye, safi, her bir makamın bir icrası, bir müsemması vardır. Dolayısıyla kişi efendim tarik-i şakiye girdiğinde efendim ilk zikir telkini alıp da kelime-i tevhide devam ettiğinde, zikirde dilden kalbe indiğinde o kişinin rüya gözleri açılır. Evet. Ve bir takım zuhuratlar görmeye başlar. Bir takım ilim zikir meclisine girmeye başlar. Evliya Allah'la görüşmeye başlar. Sema kapıları açılır. Küntü kenz babına yukarılara doğru çıkmaya başlar vesaire vesaire. Yani bu esmaların sırrına ermek istiyor isen efendim onun esmaların nuruna ve tecellilerine kavuşmak istiyor isen yapman gereken şey sırrını nadana açma yani. Nadana yani tarikat muhbirlerine efendim bu yoldan anlamayanlara veya seni haset edeceklere efendim bu gördüğün zuhuratları, rüyaları, manaları açma ki efendim ondan sonra nasıl ki yani Yusuf Aleyhisselam efendim bir şekilde rüyasını anlattı babasına. Babası dedi ki oğlum onu kimseye, kardeşlerine söyleme. Efendim sonra senin başına iş açar ki sonradan hakikaten
başına ne işler açıldı, ne efendim olaylar olduğunu, kuyuya attılar vesaire vesaire. Dolayısıyla esmaların sırrına erem dersen nuruna, deme sırrın birine, var git Resul'e söyle. Yani halini, Efendimiz sırrını gizli tut, Efendimiz'e arz et veya onun efendim varisi olan efendim vazifeli memura, onun vazifelendirdiği kişilere ancak bu sırlarını arz eyle ki efendim onlar da sana yol versinler ve seyri sülüğünü tamamlama noktasında mesafe kat edesin. Evet. Enbiyalar serveri, evliyalar rehberi, küntü kenzin gevheri, var git Resul'e söyle. Yani o makam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim hani hak gönderdi Cebrail'i, gelsin Muhammed'im demiş, arşta olan ibretleri görsün Muhammed'im demiş diyor efendim. Efendim cennet yarattığı şanına, hem evladı ayağına, ümmeti alsın yanına, girsin Muhammed'im demiş. Yani efendim o bütün enbiyanın serveri, baş tacı olan, evliyaların rehberi olan, ki sen de evliya babına girdiğinde senin de önderin, rehberin olacak olan ve küntü kenzin gevheri, yani efendim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ben bir kenzdim, hazineydim, bilinmek istedim, onun için bu intizam alemi halkettim buyurmuştur. Dolayısıyla efendim ey Habibim, ben senin nurumdan, senin nurumdan da intizam alemi halkettim buyurmuştur. Dolayısıyla küntü kenz, yani o efendim o hazine, hazinenin gevheri hakikati Muhammedi'dir. Yani Cenab-ı Hak efendim kendi nurundan İptida Efendimizin nurunu yaratmıştır, halk etmiştir ki bu da Efendimizin dilinden bir hadistir. Dolayısıyla yani senin böyle şanlı bir efendim peygamberin var, onun hakikati var, onun senin üzerine mesuliyeti var. Efendim hem senin de rehberindir, evliyaların da rehberi odur. Dolayısıyla bir hacetin, bir sıkıntın, bir efendim şeyin olduğu zaman efendim var git Resul'e söyle. Yani hacetini ona arz eyle. Yani fena fi şeyh, fena fi Resul. Yani bir şekilde fena fi şeyh, şeyhinde yok olduktan sonra artık fena fi Resul, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetiyle, hakikatiyle irtibatlan. Yani oraya doğru tekamül et diye efendim burada efendim vasfediyor. Bir gün bizim burada Tahsin amcamız vardı. O da Samini yani. İş uzun. Bediüzzaman'a 10 sene hizmet etmiş. Süleyman İlmi Tunay'a 10 sene hizmet etmiş. Bediüzzaman vefatına yakın demiş, oğlum senin nasibin efendim Harput'ta, Elazığ'da, oraya gitmiş. Elazığ'a gitmiş. Efendim orada Kazım Efendi'ye teslim olmuş. Kazım Efendi'ye teslim olduktan sonra efendi demiş, oğlum unutma, unutma, unutma demiş. Tamam dedim diyor, bana anlatıyor. Tamam dedim, unutma da ya. Eve geldim, unutmayacağım da neyi unutmayacaktım? Ondan sonra geri dönmüşler. Efendim unutma, unutma dedim. Ben de tamam tamam dedim ama neyi unutmayacaktım? O hani demiş, evladım bizi unutma, bizi unutma, bizi unutma demiş. Ondan sonra bu artık efendi devamlı rabıtasında, otururken, kalkarken, tesbihinde, yerken, içerken devamlı efendiyle o ruhaniyette beraber olduğunu hissederek bir hayat tarzını kendine benimsiyor. Bir gün arkadaşlarıyla efendim Selahattin bir camiye girmiş. Orada mahyalara bakıyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali derken cümle kapısından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla içeri girmiş. Elini öpmüş, düşmüş, bayılmış. Ondan sonra gelmiş, getirmişler dergâh. Kazım Efendi bunu dinlemiş falan. Ondan sonra dinledikten sonra demiş, oğlum artık bizi unutabilirsin, orayı unutma demiş. Evet. Enbiyalar serveri, evliyalar rehberi, küntü kenzin gemheri, var git Resul'e söyle. Yani fena bu makamları geç. Efendim tesbihini çek, efendim abdestini tazele, gece huzurda dur,
efendim esmaların sırrına er, nuruna er, efendim sırrını efendim fahş etme, efendim sülukunu tamamla, öyle bir hale gel ki yani enbiyalar serveri, evliyalar rehberi olan küntü kenzin gevheri olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetin hakikatine er ve fenafir resul ol, efendim ona kavuş. Evet, diyor ya efendim, sinemi dilersen tevhid ile yar, görürsün onları, onlarla benim. Yani efendim Allah Resulü'nün nuru men re'anif ve gadre al-hak, beni gören hakkı görmüştür diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla kelime-i tevhidin sırrına erdiği zaman, Resul'e kavuştuğu zaman Allah'a da kavuşmuş olur yani. Hı. Dolayısıyla efendim böyle bir peygamberin ümmeti olmaklığımızla ne kadar övünsek azdır. Evet. Sofi yatmaz 8'de, kaldırırız 9'da. Bahane yoktur bizde, var git Resul'e söyle. Evet. Yani sofi yatmaz 8'de, kaldır 9'da. Yani 8-9 bir zaman mefhumunu belirtmek içindir. Yani gece vaktini ifade eder. Yani gece, eğer sen sofiysen, efendim bu sözü verdiysen, dervişlik sözünü verdiysen ve bizden bu vazifeyi aldıysan, yani çekemezsen bana ne? Bahane. Ondan sonra var git Resul'e söyle. Yani bunun bahanesi yok. Yani sofiysen sofi yatma 8'de, kaldırırız 9'da. Yani bizimle eğer rabıtalıysa, eğer hakiki bizden irtibat almış, sevgi ve muhabbet bağını devam ettiriyor ise, yani o kişiye de bizim tasarrufumuz erişir, yetişir ve efendim bir şekilde efendim onu o gaflet uykusundan uyandırırız diyor. Evet. Efendi hangi dervişini 9'da kaldırır? Kendisiyle irtibatlı olan, yani basiretli olan, efendim muhabbetli olan dervişini bir şekilde efendim bu tasarrufu ona ulaşır inşallah. Ki biz de biliyoruz, birçok ihvanımız, yani birçok zuhurattan efendim işte şu saatte geldin, şöyleydi, bizi kaldırdınız ettiniz gibi, böyle birçok zuhuratlar efendim bizlere anlatılmıştır. Dolayısıyla bunlar tabi sırdır, yani tabi söylenmez. Efendim bir şekilde bir gün Hüsnü Güzel Hazretlerine Şeyh İdris Kürt İdris Efendi varmış. Ondan sonra bunu Süleyman Dede'den, Sülük Dede'den duyduk. Efendim kış günü diyor, yerde 4 parmak kar var. Efendim işte falanca köyde düğün var, sizi davet ediyorlar, beni vazifelendirdiler. Evet. Efendim gelin. Efendim oğlum hastayım, yaşlıyım falan, atmak istemiş, laf anlamıyor. Ondan sonra en son diklenmiş efendi, oğlum kısacası gelemiyorum demiş yani. Tamam. Ondan sonra neyse bunu göndermiş, sağlıktan sonra Süleyman dedeye dönmüş, demiş ki oğlum demiş, azıcık basireti var, boşta değil ama demiş, bunlara, bu tip adamlara yanılıp hilafet versek, geceliğin huzurdayken bakar ihvan yatakta kalkmamış uyuyor, efendim kızıp sinirlenip ümmüne basar, öldürürler orada yatakta demiş. Tamam mı? Ondan sonra bunlar meczup demiş falan. Yani hani burada efendim söyledi, sofi yatmaz 8'de, kaldırırız 9'da. Yani demek ki efendim o hani şarktan garba gidenler var, sizi teftiş edenler var, post üstünde neler var, tevhid ile kalbin açtı diyor. Yani mürşit müridinin haline vakıf olur mu? Efendim eğer kendisiyle irtibatlıysa olur yani. Efendim bir şekilde efendim hani dervişin birisi İpek Efendi'mi ziyarete gitmiş. Ondan sonra efendi sormuş, derviş senin adın ne? Efendim sen beni tanımıyor musun? Ben senin 25 senelik dervişim. Lan demiş, ben bir adamı tanımam için ya bana yemek yedirecek, ya gelip benim soframa oturup yemeğimi yiyecek, ya da aldığı tarikat dersini huzurda çekecek ki ben böyle baktığım zaman onun çalışıp çalışmadığını göreyim. Yani derviş olup olmadığını, evet, göreyim demiş adam. Ben tesbih çekmiyorum ki, efendi beni ne bilsin falan, gidene kadar, oradan ayrılana kadar böyle efendim dizini dövmüş yani. Dolayısıyla
Ondan sonra efendim sen de böyle bir şeyler yaptın mı? Valla birinin ümmüne bastım, sıktım gitti adam yani. Ama bizim dervişlerden değildi o. Bizim hanımın köyündeyiz ondan sonra. Birisi var böyle meczup biraz ondan sonra. Yok işte AK Parti şöyle, Tayyip böyle, şu şöyle, bu böyle. Ulan oğlum etme, daha yeni yeni toparlanıyor lan. Hani memleket bir yoluna giriyor, hani şey oluyor falan. Evet. Allah biraz da şey yani, o meclisleri karıştırıyor neyse. Ondan sonra gece zuhurat yani. Yani inşallah Allah mesuliyet olmasın, Cenab-ı Hak mesul tutmasın. Biz sinirleniyorum böyle, minibü basıyorum. Herif gidiyor ondan sonra. Öldüğünden haberim yok yani. Hani zahirde öyle bir şey yani. Şimdi baktım ertesi hafta hani İstanbul'dan köye gidip geliyorum. Uçaktan Sinop'a uçak bileti almışız. Oradan arabayla getiriyorlar beni. Evet. Ondan sonra yani öyle olmuş ki öğlen namazı uzamış, cenaze uzamış falan. Tam ben geldim, öğlen namazını kılmışlar. Adamın cenazesine yetiştik. Allah'a ekber, namazı da biz kıldık yani. Yani diyeceğim, yani şıhların sağa solu belli olmaz. Öyle fazla efendim laubaliye de bu iş gelmez. Efendim ondan sonra o da benim gibi bir adamdır denmez. Ondan sonra Allah onlara tasarruf yetkisi vermiş midir? Vermiştir yani. Efendim dolayısıyla bu sözler de her yerde denmez. Yani bir şeyler demek çalışıyoruz ama dikkatli olmak lazım yani. Evet. Yani efendim aleyhine ileyhine efendim böyle arkasına önüne böyle ondan sonra. Evet. İpek efendime birisi gelmiş, efendim sen ondan sonra benim aleyhimde aleyhiyle konuşuyorsun. O evet. Başkalarından duyduğunla hareket ediyorsun falan demiş. Efendim demiş, oğlum felence gün felence yerde şöyle yapmadım mı, böyle yapmadım mı, şöyle yapmadım. Herifin bütün mustrasını dökmüş önüne mesela. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ondan sonra Sofiyatmaz 8'de kaldırırız 9'da. Bahane yoktur bizde. Var git Resul'e söyle. Sofi dediği yani saf olan, temiz olan, bizimle irtibatlı olana bizim himmetimiz ulaşır. Yani o bizim derdimiz ona da geçer. O yani bir şekilde o gece ibadetinde o kalkma, huzura kalkma ihtiyacını duyar ve kalkar yani. Eğer kalkmıyorsa demek ki bizimle irtibatı yoktur veya zayıftır, öyle diyelim yani. Mücahit gene ne eyledin? Hataları eyledin. Sırrı nadana dedin. Var git Resul'e söyle. Yani şu bir önceki şey yaptı, o bu bahsettiğimiz, bizim de bahsetmeye çalıştığımız sırada yani huzurdayken yani efendim bir şekilde ihvanına müdahale etmesi, onu kaldırması, uyarması veya ümmüne basıp sıkması. Mücahit gene neyledin? Hataları eyledin. Sırrı nadana dedin. Var git Resul'e söyle. Evet. Ve ahire davana elhamdülillah rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Şu deccalı bir de bulsam şöyle ümüne basıp sıkacağım ama dur bak. Vakti gelince sıkarız inşallah. Evet. Böyle bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, zikir öncesi programın sonuna geldik. Zikirlerimizden istifade etmeniz için seçtiğimiz eski zikir videolarımızdan İlerleyen saatlerde canlı yayın olacak şekilde sizlere aktaracağız. Programımıza dahil olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.